Biliyorsunuz her akşam burada olduğu gibi tartışma programlarına katılıyoruz ve Habertürk'te de ben programlara katılıyordum. Daha önceden de Kübra Hanım'ın benzer şekilde hem adil davranmadığı oradaki masayı yönetirken diğer taraftan da yanlı davrandığına birçok kez şahit olmuştum. O zamanlarda tepkimi ortaya koymuştum. Sonuç itibariyle oradaki süreçte de hem biz kendi fikirlerimizi ortaya koymakta hem duruşumuzu ortaya koymakta hiçbir şekilde taviz vermeden hangi platform olursa olsun bunlara özen gösteriyoruz. Ben kendi şahsım adına da öyle. Nitekim buradaki konuşulan meselede de ben HDP meselesi gelince HDP'nin bir terör örgütü olduğunu, terör örgütünün kendisi olduğunu, bizatihi oranın PKK olduğunu söyledim. PKK'nın partisi olduğunu söyledim. Bunu bir ifade özgürlüğü şeklinde kendisi yorumladı. Ben de bu ifade özgürlüğü değil, bu gerçeğin ta kendisi dedim. Bunu üstelik bir taraftan da sakin gibi bir takım şeyler kendince komutlar verirken ben milli konularda bu konularda sakin olamam dedim ve orada bir şekilde o Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletine kasteden bir yapıyı öven ya da ona arka çıkan bir yayında da daha fazla kalmamın anlamlı olmadığını düşünerek zaten benim sesimi de kestiler. Yani şeyde zaten stüdyoda İstanbul stüdyo Ankara stüdyo arasında bir iki kademe ses farkını kendileri oluşturmuşlardı. Son söylediklerini de şey yapmadı. Ben bıraktım çıktım orada bir tepkimi ortaya koydum. Kalktım orada durmanın da bir anlamı yoktu. Nitekim şükürler olsun milyonlarca insan bizimle birlikte olduğunu gösterdi. Ve haklılığımızda hemen ertesi gün Kılıçdaroğlu ve HDP yöneticileri orada resmi olarak da tescillediler. Yani bunun başka bir izahı yok. Belliydi zaten bu bir yıldır, iki yıldır. Kemal Bey'in CHP'yi getirmeye çalıştığı nokta buydu.